Şimdi gelelim diğer tahtamıza yazan konuya. Şimdi Ali Koç geçen cuma gün dedi ki Fenerbahçe'nin son 13 yılda bir şampiyonluğu var. Hem Az Yıldırım dönemi için hem de bizim dönemimiz için konuşuyorum. Bazı sezonlarda bazı kulüpler planlanarak şampiyon yapıldı. Bazı kulüplere ne destekler verildiğini gördünüz dedi. Normalde bu söz hani İtalya'da İngiltere'de söylemiş olsa Belki savcılar gel bakalım ne biliyorsun, elinde ne belge var ne delil var. Sen diyorsun ki yani bu işler sahada olup bitmedi. sağ dışında işte e, bir takım kirli işlerle, e, ayak oyunlarıyla masa başında şampiyonluklar mı belirlendi? Bununla ilgili somut bir delilin var mıdır? Ama Türkiye'de maalesef bununla ilgili çok böyle hesap soran biz ve bizim gibi birkaç program dışında e, başka hiç kimse bunları irdelemiyor sorgulamıyor. Birinci sırada da Galatasaray var tabii. Oradan başlayacak sonra diğerleri değil mi? ile ilgili? Bu şeyle ilgili. Anlattığınla ilgili. Birinci derecede yani. Tabii. Şimdi <laughs> burada da 2010-2011 sezonu o malum sezon. Ee, Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu sezon. Sonra da ekrana verirsek yıl yıl ben onları da çıkarttım. Arkadaşlarımla hemen hazırladılar. Verirsek ben de ayakta ben, ben de, ben de ha. kendim çıkarmıştım. Tamam. Şimdi 2010-2011 sezonda Fenerbahçe Trabzon e, burun buruna soluk soluğa bir yarış yaptı. Fenerbahçe sadece artı 4 gol avarajıyla şampiyon oldu. Galatasaray'da e, 6 kaçıncı bitirdi? 8. oldu. Evet. Ben de şuradan okuyayım. Beşiktaş 5. oldu. Galatasaray 6, 8. oldu. Ve bu olaydan sonra zaten 3 Temmuz e, 2011'de Herkes kucağında bombayla uyandı. Sabah hapisler mapisler bir yıl işte Beşiktaşlılar, Galatasaraylılar, şey Beşiktaşlar, Fenerbahçe Başkanı, Yöneşler, bazı futbolcular cezaevine girdi ve yaklaşık bir yıl cezaevinde kaldılar. Son sezon Ünal Aysal ve ekibi geldi. Fatih Terim geldi. Galatasaray 77, Fenerbahçe 68 yaptı. Burada Mehmet El Aydınlar Federasyonu son bir playoff yapalım dedi. Lig daha böyle çetin olsun dedi. Galatasaray son Kadıköy'de berabere kalarak 0-0 bir e, puan farkla e, playoff'ta şampiyon oldu. Yine Fatih Terim dönemi yine Galatasaray şampiyon 71 Fenerbahçe 61 Beşiktaş 58 puanla 3. sırada. 2013-2014 Ersun Yanal'ın Nisan ayında şampiyonluk geldi. Bu Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki son şampiyonluk yılı oldu. Galatasaray 65, tam e, 9 puan fark atmış. Beşiktaş 62, Trabzonspor 53 puanla dördüncü oldu. 2014-2015 Galatasaray 70, 77 puanla şampiyon. Fenerbahçe kovalamış. 74 puanla ikinci sırada kalmış. Beşiktaş 69 puanla üçüncü sırada kalıyor. 2015-2016 sezonu Beşiktaş şampiyon oluyor Şenol Güneş'te. 79 puan. Fenerbahçe 74. Galatasaray 51 puanla bayağı ciddi 28 puanlık bir fark yemiş Şenol Güneş'in ilk yılında. 2016-2017 yine Şenol Güneş'te Beşiktaş şampiyon oluyor 77 puan. Başakşehir 73'te 2. Fenerbahçe 64 ve Galatasaray 64 puanla 3. ve 4. sırayı paylaşıyor. 2017-2018 Galatasaray yeniden 2 yıllardan sonra şampiyon oluyor. 75 puanla Fenerbahçe 72 Başakşehir 72 Beşiktaş 71 bayağı kıran kırana geçen bir sezon olmuş. Sonraki sezon e, yine Fatih Terim var. E, yine Galatasaray 69 puanla şampiyon oluyor. Beşiktaş 65 puanda kalıyor Fenerbahçe'de. Bu aynı zamanda Ali Koç'un ilk yılı. ...altıncı e, 6. sırada kalıyor 46 puan. E, yaklaşık yaklaşık değil 33 puanlık bir fark yemiş. ...Ali Koç ilk yılında... E, ...şeyden... Galatasaray'dan. Aslında. ...Ali Koç devam ediyor... ...Başakşehir sürpriz bir şekilde... E, ...tam... E, ...bu sezon... ...lik... sonlarında bitiyor... ...hatta Temmuz'a da sarkmış olabilir... 3 ay ara veriliyor... ...Covid nedeniyle... Galatasaray lider girerken... ...Covid'den büyük hasar alıyor... E, ...hem Musava Cengiz... ...hastalığa yakalanıyor... ...hem e, ee, Fatih Covid geçiriyor. Futbolcularda büyük bir sarsıntı. Musera'nın ayağı kırılıyor filan. Galatasaray liderken bir anda 56 puanla ligi zar zor 6. bitiriyor. Fenerbahçe'de 7. oluyor. Ali Koç'un 2. yılında 53 puanla. 2020-21 Sergen Yalçın'la Beşiktaş'ın şampiyonluk yılı. Galatasaray sadece bakın artı bir gol avarajıyla e, ikinci oluyor. İlk maçı Beşiktaş Galatasaray karşı 2-0 Sonra da Galatasaray kendi evinde Beşiktaş'ı 3-1 yeniyor Kilaveraj'da da eşitlik var Yani Galatasaray son maçta Malatya'yı 4-1 yense 4-1 değil 5-1 yense Çünkü Beşiktaş'ın gol attığı sayı Daha fazla Veya Fenerbahçe Ligin bitimine bir hafta kala Sivas'ı 2-1 mağlup Olmayıp mağlup etse 85 puanla Fenerbahçe şampiyon olacak Böyle de enteresan bir lig olmuş. Bu sezon en enteresan lig. Ali Koç'un 3. senesi. 3. senesi. 4. yılı 2021-22 Trabzon şampiyon 81. Ee, lig belki 5-6 hafta daha olsa Trabzon belki şampiyonluğu kaybedecek. Burada ilk yarıda topladığı puanlarla ve üç büyüklerini aldığı arka arka mağlubiyetlerle ki bu Okan Buruk gelmeden önceki yıl. Fatih Terim var, sonra Torreira deniyor, işte Selçuk İnan, Necati Ateş, Torreira geliyor, Burak Elmas'ın yılı ve Galatasaray sadece 52 puan toplayıp, yani 30 puanlık bir fark yemiştir Trabzon'dan, 13. bitiriyor, Beşiktaş 6. Fenerbahçe 73 puanla 2. olmuş. Geçen sezona bakalım, Galatasaray 88, Fenerbahçe 80, Beşiktaş 78 puan. Evet genel olarak da baktığımızda şöyle e, evet güzel geldi bu. Galatasaray 6 şampiyonluk bu 13 yılda. Beşiktaş'ın 3, Fenerbahçe'nin 2, Trabzon ve Başakşehir'in de birer şampiyonluğu var. Ali Koç'un dediği 13 yılda bir şampiyonluk dediği o 2010-2011 sezonunu bu işte e, dahil etmiyor o sezonu. Neden? Yani o sezonu acaba Ali Koç Fenerbahçe'yi şampiyon olarak görmediği için mi dahil etmiyor? Yoksa o da bir Fenerbahçe'nin yöneticisi çünkü o dönemde. O da acaba Trabzon'un şampiyonluğunu hak ettiğini mi düşünüyor? O da enteresan bir yaklaşım. Neden 13 yılda e, o sezonu kastetmiyor? O da ayrı mesele. Ve sevgili Adnan Aybaba. Ben de Adnan Aybaba sayesinde şimdi burada kendisiyle de tabii bu konuda tartışmak, e, yüzleşmek istiyorum. Çünkü son dönemde Adnan Galatasaray'ın Galatasaray'la çok uğraştığını iddia ediyorsunuz. Hep Galatasaray aleyhine konuştuğunu e, ve ciddi bir Fenerbahçeli sempatizmanı olarak ortaya çıktığını, Beşiktaş'ı bile içe saydığını söylüyorsunuz. Bana da bu konuda ağır küfürler, hakaretler yağdırıyorsunuz. Ben bunlara çok alışığım. E, yaklaşık 20 yıldır bu hakaretler ve küfürlerle karşı karşıya kalıyorum. Sorun değil. Önemli olan bu program sağlıklı bir şekilde yürüsün. Ee, biz Adnan'la her türlü hesaplaşırız, konuşuruz, tartışırız, kavga ederiz, sarılırız. Ee, ama ben hiçbir yorumcumda böyle bir art niyet tezinlemiyorum. Sadece son dönemde belki Az yıldır, şey e, sevgili Adnan Aybaba biraz e, ağır yapmış olabilir Galatasaray'a. Sözü önce sevgili Adnan'a bırakayım. Ali Koç'un bu söylemi 13 yılda bir şampiyonluk sportif olarak değerlendirilemez. Ve senin de bazı programlarda dile getirdiğin say bu işlerde en iyi lobiye sahip, en iyi güce sahip, en iyi kurul gücüne sahip, en çok federasyonu adam sokan, MHK başkanlarını belirleyen, sağ dışı olayları sağ içinde olduğu gibi çok iyi kıvrak zekasıyla ve bir takım masa oyunlarıyla bu işi çok iyi çeviren bir kulüp diyorsun. Doğru mu? Doğru. Şimdi bak Serhat. Ne, ne, ne demek istiyorsun? Şimdi tamam sen de bugün bize bir tweet atmışsın. Haklı olarak sen de konuşuyorsun. Ben de konuşuyorum. Şimdi önce ben konuşayım sonra da sen Türk cevaplarını var. ver. Şimdi ben sana şunu söyleyeyim. Ali Koç fevkalade doğru konuş. Yüzde <laughs> yüz tasdikliyorum. Burada burada şu Galatasaray'ın var ya en az iki tane, üç tane şampiyonluğu vardı, üç tane yoktur. Bundan geçmişe git gene öyle. Yani Galatasaray şampiyon olurken bak çok organize bir kulüp. Galatasaray çok büyük ama o derecede tehlike. İçinde Galatasaray barındırdığı tehlikeler var. Bu tehlikeleri zaten zaman zaman insanlar anlatıyor, söylüyorlar yani. Yani mesela Galatasaray'ın lobisi 50 tane Ali Koç gelse baş edemez. Aziz Yıldırım baş edemedi ya. Doğru mu? Yılların başkanı. yani neden yılların derken de 15 yıllık başkanlık yapmış. Baş edemedi. Süleyman abi bu konuları hep efendi kaldı yıllarca biliyorsun. Centilmen adamdı. Çok girmedi bu zamanlara. Ama geldiğimiz zaman Beşiktaş da burada çok canı yandı zamanında. Fenerbahçe'nin de çok canı yandı. Galatasaray takımı bak Galatasaray takımı istediği zaman şampiyon olur. Olamazsa Galatasaray takımını gene isteyenler şampiyon yapar. Nasıl güçleri var? Bir kere derin futbol var. Peki 2020 sezonunda bir gelebilir miyiz? Gel abi şimdi, şimdi Galatasaray istediği zaman şampiyon olur diyen 2020-21 evet. Beşiktaş'ın ee, gol avarajıyla şampiyon olduğu yıl. Şimdi tamam. burada Galatasaray'ın başında Fatih Terim var. Ben de şimdi bununla ilgili çok bugüne kadar ilk defa söyleyeceğim bir şey söyleyeceğim. Şö, söyle. Heh. Söyle şimdi. Şimdi sen dediğin gibi biz konuşalım heh. ha değil mi? Burada Galatasaray ve Fatih Terim yani Fatih Terim Galatasaray'ın şampiyon yapmamak için her şeyi yaptı. Bu çok net bir itiraf olarak kabul edebilirsiniz. Fatih Terim şu artı bir golle şampiyonluğu Beşiktaş'a verdiğinde dünyanın en mutlu insanıydı. Çünkü bu konuşmanı yani bu şampiyonluk maçının öncesinde Mustafa Cengiz Fatih Terim'i bir Galatasaray'ı düşman olarak gösterdi. Fatih Terim'in Galatasaray'a büyük kötülük yaptığını ve asla sağlığının el vermesi ve başkanlığa girmesi durumunda Fatih Terim'le resmen çalışmayacağını söylemişti. Bu şampiyonluk maçından önce. Fatih Terim de e, ee, Galatasaray'ı şampiyon yapmamak için orada ciddi bir el freni oldu. Ve o kükreyen, ortalığı yıkan, ee, hakeme saldıran agresif Fatih Terim bir anda Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutladı. Şu bir artı gol avarajıyla kaybettiği şampiyonlukta. Bu çok net bir durumdur. Fatih Terim kendince Mustafa Cengiz'den öyle bir intikam aldı. Ee, yani Galatasaray son maçta Malatya'ya 5-1 yense 3-1 değil 5-1 yense veya Adnan'ın deyimiyle Galatasaray'dan giden oyuncuları çok iyi ayarlayan e, ve onları yumuşatan Galatasaray o gün Adem Büyü'ye hafif şöyle bir şey verip Adem oynama <laughs> sen Galatasaray'dan gittin oraya deyip Adem orada 13 dakikada gol attı Malatya 1-0 öne geçti son maçtı bu ve e, Galatasaray orada şampiyonluğu kaybetti. Ben orada Musaf'a... Ya? Ya bir şey mi açıklayacağım? Bir şey yok. Yani o sezonu ben Fatih Terim'e yazarım Galatasaray'ın şampiyonluğu kaybetmesi. Heh. Ama... İlginç bir şey söyledin ama. He. Çok önemli bir şey söyledin. Evet. Sırf Musaf'a Cengiz'e inat uğruna. Musaf'a Cengiz çok ağır konuştu bası toplamasında. Hatta o bası toplamasında verebiliriz sonra. Böyle bir çok ağır şeyler söyledi Fatih Terim için. Ben dedi asla burada olduğum sürece bir daha onunla çalışmayacağım dedi. Ve Galatasaray şamp ya, şa, Galatasaray şampiyon yaptıktan sonra Galatasaray başkanı bunu söylüyor. Ya şampiyon yap i̇şte olamadı Galatasaray o sene. Ondan evvelki Ondan, maçta söylüyor o, diyor. Evet. ondan sonra iki yıl oldu. Adam hastalanıyor. Bak Covid geçiriyor. Covid'e gidiyor. MR çektiriyor. Beyin tümörü çıkıyor. Bütün vücuda yayılmış. O şartlarda adam canıyla boğuşurken bir yıl sağlık problemleri yaşıyor. Yaşadı. Ve Burak Elmas seçime girip girmeyeceği belli değil. Bu Mustafa Cengiz'e daha karar vermemiş çıkıyor canlı yanında Galatasaray TV'de diyor ki Fatih Terim bir haindir. Galatasaray'ın bir kötülüğü yapmıştır. Ben devam etsem de etmesem de onunla bir daha asla çalışmayacağım diyor. Bunu duyan Fatih Terim de e, bir şey çekiyor. Kimi çekiyor? Patlatıyor kulübü. Ben, ben sana mi? O, o sene yoksa Galatasaray. Siz düşünebiliyor musunuz? Fatih Terim bir golle şampiyonluğu kaçıracak. Ortalığı yıkmayacak. Değil mi? Ya deli mi? De herhalde. Yani ya, yangın ya, yangın yakar her aynen, yeri ya. Aynen. Sadı yakar. Kendi istemediği için oldu işte böyle.